Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Biliyorsunuz ki daha önceki videomda yeni bir APU sistem topladım. Bir kasa topladım. Ve bunun da anakartımızın Wi-Fi desteği olmadığı için bizim bir adaptöre ihtiyacımız vardı. Ve internet üzerinden biraz araştırma yaptığımda şu şekilde dual band USB adaptör. Şöyle çift antenli Wi-Fi 5.0'ı 5 GHz'i destekleyen, AC 1200 megabit'e kadar destek sağlayan bir ürünle karşılaştım. Bu ürün hem 2.4 hem de 5 GHz'i destekliyor arkadaşlar. Yani fiber kullanan arkadaşlar da 5.0 GHz'le kullanabiliyorlar. Ürünü ben açtım, kurulumunu yaptım, testlerini yaptım ve sizlere bir video çekme gereği duydum. Detaylı bir videosu çok fazla göremedim. Bu şekilde USB üzerinden kullanabiliyoruz. USB 3.0'ı destekliyor. Şöyle kenarlarından iki tane anten çıkıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu anten de oldukça çekim gücü iyi. Şöyle söyleyeyim, evin girişinde modem bu şu anda bulunuyor. Ben en arka odadayım ve oradan 5 GHz'lik fiber internetimi çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Aynı zamanda hız testleri de yaptım. Birazdan yine onları da sizinle paylaşacağım. İndirme hızlarına bakacağız. Onlarla ilgili de detaylı bilgileri vereceğim. Öncelikle bunu nasıl kurabiliriz arkadaşlar? Şöyle kutunun içinden normalde kurulum CD'si çıkıyor. Eğer sizde bilgisayarınız, laptopunuz ya da kasanız her ne kullanıyorsanız bir CD girişiniz varsa buradan rahatlıkla kurabilirsiniz. Ama benim gibi kasamızın CD girişi yoksa eğer, onun için videonun açıklama kısmına da bir link bırakacağım. Burada şu an sayfası açık. Ben birazdan bilgisayar ekranına geçeceğim. Burada kullandığım altı açıklamaya bıraktığım linkten dosyaları indirebilirsiniz. Oradan driverlarını kurabilir ve direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunu bilgisayarımızın USB'sine takıyoruz arkadaşlar. Ben kasanın arkasında kullanıyorum bunu. Şimdi ben onun montajını yapayım, kasaya takayım. Daha sonra bilgisayar ekranından bunları nasıl kurabiliriz, ayarlarını nasıl yapabiliriz, kısaca hemen hızlıca anlatacağım ve daha sonra indirme hızı, internetimizin hızı gibi bu şekilde bir testleri yapmaya çalışacağız. Onun için şimdi bilgisayar ekranına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıdaki linke tıkladığınızda, açıklama kısmına verdiğim linke tıkladığınızda bu şekilde bir ekrana yönlendirileceksiniz. Burada geri sayımdan sonra dosyayı indir dediğiniz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi aşağıda indirme işlemi başlıyor. İndirme işlemi tamamlanmasını bekleyelim arkadaşlar. Hemen zaten hızlı bir şekilde indiriyor. Bu arada şu anda bu cihazı kullanıyorum ben. Şöyle bunu klasörde göster deyip bu RAR dosyasını hedefe ayıkla diyelim ve masa üstüne gönderelim. Ve masa üstümüze bu RAR dosyasının içindeki bütün her şey düştü arkadaşlar. Buradan hangi sistemi kullanıyorsak, Windows, Mac ya da Linux sistemlerinden hangisini kullanıyorsak ona giriyoruz. Ve ben Windows kullanıyorum. Windows 10 Pro kullanıyorum. Burada Setup butonuna çift tıklıyoruz ya da sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır hangisini derseniz. Uygulama otomatik kuruluyor. Kurduktan sonra zaten direkt buradan Wi-Fi'leri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlarımız, özellikle ben ürünü satın alırken ürünün satın alma linkini de aşağıya bırakayım. Oradan sizler isterseniz satın alabilirsiniz. Bazı arkadaşlar 5 GHz'i göremiyoruz demişler. Ben şu anda 5 GHz'e bağlıyım. Benim 5 GHz'lik internetimin adında herhangi bir şey yazmıyor ve aşağıda bir tane daha görünüyor. 5 GHz'i göremiyoruz, 2.4 ile bağlanabiliyoruz diye söyleyenler olmuş. Bunun içinse arkadaşlar bilgisayarımıza sağ tıklayıp yönet diyoruz. Buradan aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Buradan ağ bağdaştırıcılarına iki kere tıkladığımızda altından bir sürü bir seçenek çıkıyor. Buradan üstteki 802.11 AC olana tıklayıp özellikler diyoruz. Sağ tıklayıp özellikler dediğimizde buradan gelişmişe tıklıyoruz arkadaşlar. Gelişmişten aşağı virus moda tıklıyoruz ve burada normalde sizin değeriniz oto gözükür.
Eğer internetiniz fiberse ve normalde telefonda 5 GHz'i görüyorsanız bu oto özelliğini 802.11ac'ye döndürüyorsunuz arkadaşlar. Onu döndürdükten sonra tamam diyorsunuz ve ayarlarınız güncelleniyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Daha sonra Wi-Fi'nizde 5 GHz'lik Wi-Fi'leri görebiliyorsunuz, kablosuz bağlaştırıcıları. Şimdi internetimizin hız testini bir gerçekleştirelim. Şu şekilde hemen buraya hız testi yazıyorum ve Türk Telekom'un hız testi sayfasına yönlendiriliyorum. Ve ben TürkNet kullanıyorum. 100 megabit destekliyor şu anda benim hattım. Testini başlatalım. Ping değerimiz 8 milisaniye arkadaşlar. Normal bir değer şu an için. Ve ben 100 kullanmama rağmen şu anda testi görüyorsunuz. 106.7 megabitlik bir değer verdi, indirme değeri. Şimdi yükleme değerini test ediyor arkadaşlar. Ve bu değeri ben normalde de yakalayabiliyorum. Evet, 7.5'ta yükleme değeri verdi. 8 milisaniye ping, 106.7 megabit hız ve 7.5 megabitte yükleme hızı verdi arkadaşlar internetim. Normalde de benim internetim 100 megabit zaten. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burayı kapatalım. Değerlerini gördük. Ben kasamı yeni topladığım için normalde oynadığım Euro Truck Simülatör 2 var. Şimdi onu ben henüz kurmadım. Özellikle bu cihazı test etmek için. Aslında bu cihazda Steam'den önce, yani ETS2'den önce ben birkaç bir şey indirdim. Bunlar nedir? Photoshop falan, bazı çeşitli uygulamalar falan indirdim. Ve indirme hızım yaklaşık olarak 8 ila 10 megabit arasında değişiyordu. Gayet hızlı bir şekilde indirmesi vardı. Şimdi ben bunu yükleyeyim arkadaşlar, ETS2'yi. Ve bakalım indirme hızımız ne olacak? Şuradan indirme sayfasına geçiyoruz. Bir de şu anda bulunduğum odanın kapısını kapattım ben. Normalde hani ses gelmesin diye. Şu an evet 10.5 megabitlere çıktı. Şurada görebiliyorsunuz. Anlık hızı ve en yüksek hızımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 14.5-15 GB'lık bir indirmemiz var. Bu indirme tamamlanmaya yakın. Ben tekrardan kaydı başlatayım. Şu anda yaklaşık bir 15-20 dakika kadar sürecek muhtemelen indirme. Evet, 13 megabitleri gördük. 13.8 megabit hızı gördük arkadaşlar. Bu indirmeye devam etsin. Ben indirme sonuna doğru tekrardan kaydı açayım ve sizler de en yüksek değeri görün. Ortalama hemen hemen o hızlarda seyrediyor şu anda da göründüğü üzere. 1 GB'ı indi bile hatta çok kısa bir süre içerisinde. Evet, ben kaydı sonlandırıyorum arkadaşlar burada. İndirmenin hemen hemen sonuna geldik. Burada bilgisayar üzerinden kayıttan ziyade şekilde harici bir kamera ile kaydı almaya çalışıyorum. En yüksek gördüğümüz hız arkadaşlar görüyorsunuz 14.1 megabayt saniye. Şu anki hızımız 12.8-13 civarında geziyor. İki kapı kapalı, duvarlar var vesaire. Oldukça iyi indirme hızımız, yani bence çok iyi. Evet, indirmemiz sona eriyor arkadaşlar. Bu şekilde ürün en başta göstermeyi unuttum ama şöyle bir paketleme ile geliyor. Gayet yeterli bir şekilde
paketlemesi vesaire. Ürünü şöyle kasanın arka tarafında görüyorsunuz, mavi ışığı yanıp sönüyor arkadaşlar. Oraya konumlandırdım. Hani göz önünde bulunmasın diye. O şekilde gayet güzel bir verim alıyorum şu an için. Muhtemelen bu böyle de devam edecek. Yani çok hızlı bir indirme süresi gerçekten yakaladım. 14.5 GB, 15 GB'a yakın. Bunun doğrulamasıyla birlikte 15.2 GB hatta. Toplamda 15.6 GB'lık bir indirme ile yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede gayet güzel hızlara ulaştık. Videomuz bu şekildeydi. Driver'larını indirme linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Aynı zamanda ürünün satın alma linkini de aşağı bırakacağım. Yani ben kendi aldığım, rastgele almış olduğum bir satıcı. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Eğer almak isterseniz, bu şekilde bir ürüne ihtiyacınız var ise bence gayet güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Performansı vesairesi, hem ürünün boyutları olsun, gayet ideal ve oldukça güzel. Videomuz bu şekildeydi. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.